Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Astra'nın en dolusu GS Line'ından biraz bahsetmeye çalışacağım. 2022'nin biliyorsunuz Haziran ayı gibi bir artık üretimden çıkan bir aracımız oldu. Ve bayilerde genelde şu anda GS Line donanımı, yani bu donanımın bir alt donanımı olan GS Line donanımını görüyoruz. Motor seçeneklerinden biraz bahsetmek gerekirse 1.2-130 beygir düz vites, 1.2-130 beygir benzinli otomatik ve 1.5-130 beygir dizel otomatik olmak üzere iki çeşit motor bulunuyor araçlarımızda. Edition donanımında, yani başlangıç versiyonunda sadece dizel otomatik ve benzinli manuel alabiliyorsunuz. Diğer Edition, Elegance, GS Line, GS, diğer bütün donanımlarda ise benzinli otomatik, yani bu aracımızda bulunan motoru alabiliyorsunuz. En dolu araç dedim size arkadaşlar, yani Türkiye'de daha bunun üzerine bir araç yok diyebilirim sizlere. Şimdi isterseniz aracımın hafiften tanıtımını başlayayım. Aracımızda ABS, ESP, viraj denge kontrolü, düz hat denge kontrolü gibi güvenlik önlemlerinin hepsi zaten standart olarak geliyor. 6 tane tam boy hava yastığımız standart olarak geliyor. Radar bazlı, kamera bazlı değil, radar bazlı acil fren destek sistemleri var aracımızda. Yani nedir derseniz, önünüze bir yaya çıktığı zaman siz fark etmezseniz otomatik kendisi fren basacak. Araç aniden önünüzde durursa yine otomatik frenleme yapacak. Aynı zamanda bu aracımızda şerit ortalamalı bir şerit koruma sistemi var. Yani normalde şerit koruma oluyor. Bu aracımızda ise adaptif hız sabitleyici ile birlikte çalışan şerit ortalama var. Örnek vermek gerekirse uzun yola çıktınız, hız sabitliği 120'ye ayarladınız. Önde bir tane kamyon gidiyor 80'le. Siz hiçbir şekilde frene basmadan kendisi otomatik 80 km hıza düşecektir. Ve bunu yaparken de aynı zamanda şeridin içerisinde gezmeyecek, şeridi ortalayacaktır. Sizden aracınızda tek bir isteği var, o da direksiyonu hafif bir şekilde tutmanız. Güvenlik önlemleri ise bu şekilde, yani alttan tam boya yastığımız acil fren destek sistemlerimiz direkt standart olarak geliyor. Aracın özellikle GS donanımının öne çıkan özelliklerine baktığımız ise işte Opel'in son dönemdeki en gözde favorisi olan 168 adet olan LED Matrix farlarımız var arkadaşlar bu araçta. Bu farla ilgili çok iddialı konuşuyorum. Gece bu araçta bir yola çıkın. Mevcutta kullandığınız araçta beyaz LED far bile varsa bu fardan sonra artık başka bir arabayla yola çıkmak istemeyeceksiniz. Çünkü farın şöyle bir güzelliği var. Gece sadece uzunluğa gidiyor arkadaşlar. Kısaya düşmüyor. Yani böyle bir lüks yok diye. Karşıdan gelen araçları algılayaraktan, zaten şu anda videodan da görüyorsunuz. Karşıdan gelen araçları algılayaraktan hangi farımız 84 tane solda, 84 tane sağda dediğim 168 tane farımızdan hangisi karşıdan gelen araca vuruyorsa sadece onları kapatıyor. Mükemmel bir far sistemi var. Çok iddialı far. Kesinlikle de gece çekimini yapacağım sizlere. Gece bu farları mutlaka göstermem lazım. Bir de karşılama aydınlatmasında arkadaşlar bildiğiniz artık size farklı bir karşılama yapmışlar. Sadece farlar yanmıyor. Farlar hareket ediyor. Onu da mutlaka bir videosunu yayınlayacağım size. Yani far konusunda çok çok üst plana çıkmış bir arabamız. Beyaz LED gündüz farlarımız var arkadaşlar. Ön tarafına doğru yine baktığımızda ise logomuzun altında 360 derece HD kamera var. Onlardan bir tanesi olan 4 tane kamera var. Öndeki kameramız da burada bulunuyor. Ve kamera kalitesini bayilere geldiğiniz zaman mutlaka deneyin. HD kalitede geri görüş kamerası dediğimiz, kamera sistemi dediğimiz sistemin artık en üst noktasına varmış durumdalar. Görüntü kalitesi gerçekten çok başarılı. Farlarından bahsettim, otomatik frenlemelerinden bahsettim. Ön park sensörümüz tabii olmazsa olmazlarımızdan. Ön park sensörümüz var. Beyaz LED sis farlarımız var. Şimdi aracın ön camına doğru baktığım zaman ise burada yağmur sensörünü görüyorum. Kamera bazlı bu sefer de gelişmiş trafik tespit sistemi var aracımızda. Yani bu ne işe yarıyor derseniz, yolda giderken sollama serbest, yani aslında şöyle Avrupa'daki standart olan trafik levhalarının hepsini okuyup tanıyıp size ekranda gösteriyor. Adaptif hız sabitleyiciyle yolda giderken de 110 ayarladınız, gidiyorsunuz, levhada 80 yazıyordu. Tek bir tuşa basaraktan otomatik hızda düşebiliyorsunuz. Onu da bu ön camdaki kamera sisteminden gerçekleştiriyor. Şimdi istersen Samet, artık ön taraftan bahsedebileceklerimiz bu kadardı. Sol tarafa baktığımız zaman Samet, istersen artık jantlardan devam edelim. Burada 18 alüminyum alaşımlı jantlarımız var. Lastik ebatlarımız ise 225-40-18 Michelin Primacy modeliyle birlikte gelmiş. Buradaki jantlarımızda şunlar ise kapak olarak geçiyor. Bunları ileride renkli bir şekilde değiştirebileceğiz veya komple de sökebiliyorsunuz. Şunu da soranlar oluyor. Bu kadar basit mi sökülüyor? Hayır arkadaşlar. Kendi aracımda ben sökmeye çalıştım. Sökemedim. Lifte kaldırdık. Lastiği söktük. Arkasından o parçaları zar zor çıkarttık. Evet Samet, sol taraftan devam edelim istersen. Aynalarımız siyah piyano bilek kaplı tercih edilmiş. Aynalarda sinyallerimiz burada yer alıyor. Aynanın altında yine burada bir tane kameramız yer alıyor. En altında ise şurada da ışık. Burada bir kameramız, burada da sinyallerimiz bulunuyor. Aracın yine sol tarafından Samet devam edelim. Araçlarımız ise panoramik sunroof GS Line'la birlikte standart olarak geliyor. Aracın yan kapı tarafına geldiğimiz zaman ise burada bir tane tuş bölümümüz var. Elimizi içeri koyduğumuz zaman otomatik açılıyor. Şu şekilde yaptığımız zaman ise otomatik kilitleniyor. Ancak bu araçla birlikte artık buna da gerek kalmamış. Siz araçtan uzaklaştığınız zaman otomatik aracımız kendisi kilitleyecek. Araca yaklaştığınız zaman ise otomatik kapılarını kendisi açıyor. Arka tarafta ise burada karartılmış Arka camları görüyorum ben. İçeri ise birazdan değineceğiz. Arka tarafta tabii artık çoğumuzun biraz da takıntı haline getirmiş olduğu köpek balığı yüzgeci antenimiz var. Yine Samet, arka taraftan devam edelim. Arka tarafta burada üçüncü bir stop. Yani Astra'nın artık en çok beğenilen özelliklerinden biri olan, diklemesine olan LED bir tane üçüncü stopumuz var. Gerçekten burada da çok şık duruyor. Şuradaki dizayn ise ön taraftaki burunda, kameranın olduğu yerdeki çıkıntının devamı gibi duruyor. Tamamıyla zaten bu aracımızda kompas tasarım denilen, pusula tasarım denilen bir tasarım yer alıyor. Ön tarafta ise vizör tasarımımız var. Arka taraftan biraz değinelim. Arka tarafta LED stoplarımız var. Bu araçla ilgili hatta LED demeyi biraz da bıraksam olur. Çünkü aracımızda bütün ışıklarımız, içerideki iç ışıklarımız olsun, geri vitesin ışığı olsun, arka sis farımız olsun, hepsi LED olarak geliyor artık. Yani normal ampul işini bırakmışlar. LED stoplarımız, burada reflektörlerimiz, arka tarafta park sensörlerimiz. Burada yine HD kalitede bir geri görüş kameramız var. Yanındaki buradaki çubuğumuz ise geri görüş kamerasını yıkamaya yarıyor. Arka tarafta ise Opel burada artık logonun olduğu bölümde bagajı açma tuşuna yer vermiş. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde açıyorsunuz. Ama buradaki şu dizayna da hak vermek lazım. Siyah logo, siyah Astra yazısı aralardaki boşluklarla arka taraftan çok güzel bir dizayn elde etmişler Opel burada. Yani dizayn konusunda bu arabayla ilgili çok fazla bir şey diyemiyorum. Çünkü adamlar yapmış tabiri caizse. Bagaj açıyorum. Bagajımız arkadaşlar eskiden 350 litrelerdeydi. Yeni Astra birlikte ise 422 litre yer alıyor. Yine arka tarafta LED aydınlatmamız. Bagajımız ise çift kat olarak belirlenmiş. Burada üst kat bölmemiz, alt tarafta alt kat bölmemiz. Burada da artık lastik gelmiyor. Yine tamir kitimiz geliyor ama burada gayet malzeme koyabileceğiniz yerler ayrılmış. O da güzel olmuş. Hatta geçen gün bu çift katla alakalı Samet şöyle müşterimizin bir deyimi oldu. Ya çift kat bagajı çok seviyorum. Kırılacak bir malzeme olduğu zaman alta koyuyorum. Çünkü bunlar sağlam malzeme. Bu sayede alt taraf biraz daha güvenilir bir bölüm olmuş gibi oluyor. Ekstra olaraktan da lastik içlerinden gelecek olan sese de bir derecede yalıtımına da katkısı mutlaka o malzemenin de vardır. Arka bagajımız ise 422 litre. Yine söyleyeyim. Kapıları kapatırken olsun, bagajı kapatırken olsun en çok beğendiğim yönlerinden bir tanesi şu oldu. Kapılar gerçekten ağır. Çünkü hatta maalesef Samet Bey bir arabamızın sol kapısını çarptı. Bir boyası göçük düzeltme yaptırmak zorunda kaldık. Test arabamızın bunu değil. İçerisinde boyasız göçük düzeltme yapan arkadaşın dediğine göre 3 tane diyor bir bariyer sistemi var. Yani normalde tek bariyer olurdu. Bunda ise 3 tane bariyer var. Zaten eski adamlar da arabayı buradan bilir. Kapıyı açıp kapattığınız zaman gelen ses, gelen tok ve kapılarda CHP'ye göre çok ağır. Sağlamlığı üst tarafı taşımışlar bu aracımızda. Yakıt kapağımız sağ tarafta bulunuyor. Burada zaten gösterilecek çok fazla bir şey var. Yok. Dışarıdan size bahsedebileceklerim aslında bakarsak bu şekilde. Yani dışarıda 360 HD kameramız var. Katlanabilir yan aynalarımız, gelişmiş kör nokta uyarı sistemlerimiz, anahtarsız giriş, anahtar çalıştırma, panoramik sunrooflarımız, köpek balığı yüzgeci antenlerimiz, güvenlik olarak acil fren destek sistemlerimiz de Opel Astra'da standart hale getirmişler. Opel'de şimdiden de teşekkür ederim. Samet, dışarıdan anlatabileceklerim bu kadar. Artık istersen arka diz mesafesine bakalım bir de. Boyum 1.92 bu arada, onu söyleyeyim öncelikle sizlere. Ön koltuğu kendi boyuma göre ayarladım. Şimdi aracın sol arka tarafına geçerekten sizlere diz mesafesini göstermeye çalışacağım. Şöyle arka tarafa doğru geçiyorum. Şimdi arkadaşlar sürücü koltuğunu kendi boyuma göre ayarladım. Diz mesafesi konusunda 1.92 olmama rağmen diz mesafesi konusunda herhangi bir rahatsızlık çekmeyeceksiniz. Hatta biraz da yayılarak oturduğumuzu uzun yolda düşünelim. Herhangi bir şekilde diz mesafesi konusundan bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Baş mesafesi konusunda da sunroofla cam tavan olmasına rağmen yine şuradaki kavisten kaynaklı baş mesafesinde herhangi bir problem yok. Arka taraftan şimdi kol dayamadan devam edelim isterseniz. Burada arkada bir kol dayamamız var. Kol dayamanın uzunluğunu da güzel ayarlamışlar. Yani herhangi bir şekilde böyle bir arabaya oturmuştum. Çok kısaydı. Orada benim problem yaşatmıştı. Ancak bunda burada iki tane bardaklık. Burada da telefon koyulabilir. Bir bölme yapmışlar veya kalem koyulabilir. Ve arka kol dayamamızın da bu şekilde göstereyim ki problem de yok. Deri kaplı bir malzeme. Gayet de güzel. Şimdi Samet, istersen bir de arka tarafın şurasına değinelim. Arka tarafta havalandırma menfezlerimiz var. Burada bir tane Type-C çıkışımız var. Ortadaki şurada Samet şaft tüneli dediğimiz, ne kadar diyeyim ben size, şu kadar bir şaft tünelimiz var. Yani artık firmalar bu şaft tünelini dert olduğunu fark ettiler. Alçaltabildikleri kadar da alçaltmaya başladılar ki ortada oturanlar için rahat olacaktır. Bagaja erişim var. Ortada tekrar açayım ben Samet. Şunu da indirdiğimde buradan da bagaja erişim yerimiz bulunuyor. Koltuklarda artık çok da değinmiyoruz ama yine söyleyeyim. ISOFIX çocuk koltuğu bağlantılarımız, tap tetherlerin hepsi var. Koltukların arkası deri kaplı. Burada arkalarında da saklama bölümleri bulunuyor. Yani diz mesafesi yönünden, baş mesafesi yönünden 1.92 olmama rağmen herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Koltuklara değinmek gerekirse ortalar samet deri. Buralar ise Alcantara olarak geçen. Gerçekten de sen de sevmişsindir diye tahmin ediyorum. Çok güzel bir malzeme var burada. Tabii bu malzemenin aynısı da kol dayamaların samet şuralarında kullanılmış. Bu da kaliteyi arttırmış. Arabanın dışı beyaz. Buralardaki gri bölümlerde güzel olmuş. Burada saklama gözünü istersen oradan gösterebilirsin. Saklama gözü olaraktan hani çok büyük bir saklama gözü yok. Ancak yine iş görebilecek bir bölümler var. Deri, şuralarımız deri. Ve burada da beyaz dikişler kullanılmış. Hatta gri de diyebilirim galiba. Gri mi beyaz mı sence? Gri değil mi? Evet, şuradaki grilikle buradaki grilik güzel uyum sağlamış. Buralarda da gri dikişler var. Arabanın arkasından da Samet, unuttuğum bir şey var mı sence? Aa bak, aslında ne var biliyor musun? Genelde artık böyle takıntılı hale geldiğimiz bir tane daha bir konu var bak. Burada tutamaklar. Evet. Senin de başına geliyordur müşterilerimizden. Burada niye tutamak yok diyorlar. Arkadaşlar Opel sağ olsun bu sefer Mokka'da yok. Hepsinde bir arkada kol tutamak, önlerde de kol tutma yerleri yapmış. Evet, tavanımız ise siyah. Samet, istersen bir de aydınlatmaları gösterelim. Beyaz led bir aydınlatması var. Ben bunu kendi arabamda denedim. Arka taraftaki çocuk benim ışığı yaktığı zaman sürücünün herhangi bir şekilde gözünü almıyor. O yüzden bu led aydınlatmalarda ekstra o yönden de hoşuma gitti benim. Burayı da kapatıyorum. Arka taraftan bahsedebileceklerim de bu kadar. İstersen şimdi ben sürücü tarafına geçeyim artık. Sürücü dedim ama yolcuya geçmek istedim öncelikle. Niye Samet yolcuya geçmek istedim? Şöyle bakın şimdi. Burada bir tane AGR onaylı koltuğumuz var. AGR, Opel'in en çok bu arabada öne çıkan özelliklerinden. AGR koltuk, LED Matrix farlar diye bize çok söylendi. AGR koltuk var. Koltuğa oturduğunuz anda koltuğun sizi sarması, yan taraftaki sizi saran bölümler olsun. Koltuğun rahatlığı çok başarılı. Burada da şurada GS Line'la birlikte gelen baldır desteğimiz var. Baldır desteğimizin yükselip alçalması ise elektrikli. Elektrikli bel yastığımız var. Ancak sağ tarafta hafızalı bir koltuğumuz yok. Manuel bir koltuğumuz var. Yani ileri geri manuel. Elektrikli baldır desteği, elektrikli bel desteği bulunuyor. Yine Samet, sağdan devam edelim. Madem sağ tarafa oturduk. Yine burada Alcantara döşemelerimiz var. Burada güzel bir malzememiz bulunuyor. Burada ambiyans ışıklarımız bulunuyor. Gri bir kaplamamız, deri bölümler, dikişlerimiz bu şekilde. Havalandırma menfezleri yeni Astra ile birlikte ise şu şekilde dizayn edilmiş. Buradan da bu şekilde kendimizi çevirip ayarlayabiliyoruz. Torpido yavaş açılıyor mu, hızlı mı açılıyor? Bazen buna da çok takılmıyor. Şöyle bir daha yapalım. Yavaş açılıyor ve içerisi de kadife gibi bir malzemeyle kaplanmış. Yani içerisine koyduğunuz malzeme ses yapmayacaktır. Derin mi derseniz, yani yine gidiyor. Çok da küçük bir torpido diyemem. Güzel bir torpidomuz var. Burada da yanındaki çocuk oturduğu zaman hava yastığını kapatmamız için gerekli olan tuş yer alıyor. Evet, yan taraftan da bu şekilde bahsettim. Makyaj aynası Samet. Makyaj aynamız var. Işıklarımız da var. Şuraya da kart koymak için de bir tane de bölüm yapmışlar. Evet, sağ tarafta bu şekilde. Şimdi istersen artık sürüş tarafından başlayalım, devam edelim. Şimdi sürüş tarafından devam ediyoruz. Yine Alcantara iç koltuk döşemelerimiz yer alıyor. 4 cam otomatiğimiz, elektrikli ısıtmalı yan aynalarımızın kontrolleri, katlanabilir yan aynanın kontrolleri. Evet, şimdi de direksiyona geçtim arkadaşlar. Direksiyonda burada artık komple elektrikli bir koltuk karşılıyor bizi. Yükselmesi, alçalması, baldır desteği bölümü, arka bölümü hepsi elektrikli yer alıyor ve aynı zamanda neyimiz var? 2 tane de hafızamız var. Samet, bir de bu araçta bu hafızalı koltuklarla beraber aynalar da hafızalı oluyor. Şimdi ben akşamları Tesla arabalarıyla eve gidip geliyorum arkadaşlar. Müşterilerimiz koltukları mecburen kendine göre ayarlıyor. Aynalarını ayarlıyor, direksiyonu, her şeyini ayarlıyor. Ayarladıklarında bu araba evinde ben 1'e bastığım anda veya 2'ye kendim ayarladığım anda otomatik bütün ayarlar benim ayarıma geliyor. Ki aynı ayarı tutturmak, mutlaka kullanıcılarımız da izleyicilerimiz de bunu yaşıyordur. Tutturmak çok zor oluyor. Bu hafızalı koltuk sayesinde aynaların hafıza olmasıyla birlikte bütün bu dertlerden kurtuluyoruz. Evet, hafızaları gösterdik. Şimdi istersen artık seni arka tarafa alabilirim. Şimdi arkadaşlar aracımızı öncelikle marşına bastım, çalıştırdım. Burada bir tane 13 inçlik ekranımız, yine burada 10 inçlik bir tane renkli ekranımız karşılıyor. Buradaki ekranımız parlak olarak geçiyor. Burada ise mat bir ekran kullanılmış. Güneşli durumlarda, güneşin çok geldiği durumlarda burada yansıma varken ön taraftaki sürücü bilgi ekranında herhangi bir şekilde yansımayla karşılaşmıyorsunuz. Devir göstergelerimiz, trafik levha okuyucularımız, dijital hız göstergelerimiz, yakıt durumumuz hepsini buradan görebiliyoruz. Ve bu ekranda kişiselleştirilebiliyor. Aracımızın direksiyonu farklı kullanılmış arkadaşlar. Burada delikler var. Hatta biz bunu boyacımızla konuştuğumuz zaman terleme önleyici diye bana söyledi. Yani terlemeyi engelleyen ve ele de güzel oturan bir direksiyon var. Dizaynını beğenmeyenler var, beğenenler var. Buradaki şu tasarım ön taraftaki vizör tasarıma hitaben yapılmış. Buradaki çizgi ise ön taraftaki ve arkadaki 3. stopa hitaben yapılmış bir dizayn olarak söylediler bize. F1 şanzımanlarımız var. Direksiyon üzerinden müzik kontrollerimiz, hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, adaptif hız sabitleyicinin ve sınırlayıcının ayarları ise direksiyonumuzun sol tarafında yer alıyor. Burada 10 inçlik bir ekranımız var. Direksiyonumuzdan hemen geçmeden şunu söyleyeyim. Direksiyonunda ısıtma var arkadaşlar. Koltuklarında iki tarafta da ısıtma yer alıyor. Hatta şöyle ısıtma koltuklar dedim. Koltukların ısıtmaları ve direksiyon ısıtmalarını ister buradan dokunarak isterseniz de ekrandan yapabiliyorsunuz. Bir de GS Line ile birlikte gelen içerinin hava kalitesini ölçen bir tane sistem var bu araçta. Bunu yola çıktığımız zaman otomatikman çalıştıracağız. İçerinin hava kalitesi düştüğünde ise bu bize otomatik içerinin havasını temizliyor. Çerçevesiz bir dikiz aynası yer alıyor. Bu tarafa geldiğim zaman ise SOS tuşlarımız var. Yani aracın güvenlik sistemlerinden bir tanesi hasar aldığı durumda direkt kendisi 112 acıları arayabiliyor. Şimdi ben biraz da arabayla şöyle hareket edeyim Samet. Hem ışık yansımasını şey yapalım. Geri görüş kamerasını net görebiliyor musun kameradan? Evet şöyle. Kamerada aynı zamanda sola tam kırdığım zaman kameramız da hareketli. Şöyle göstereyim. Kameramız da hareketli. Kamerada yalnız şu bölüm gözüküyor. Bu bölümde far yıkama bölümü. Şimdi ön kameraya geçtim. Sol kameraya geçtim. Sağ kameraya geçtim. Ve arka kameraya geçtim. Geri görüş kameramız da bu şekilde. Şöyle biraz daha hafiften ben geri geleyim. Tabii kamerayı kapattığımız için şu anda tabii göstermiyor. Tekrar kameramızı açalım. Şimdi bu kadar güzel bir kamera varken bu kamerayı da açmadan olmaz. Şimdi geri geliyordum. Şöyle gelmeye devam edelim. Öne doğru geçtiğim zaman ise otomatik öndeki kameramız devreye giriyor. Evet. Park sensörü de. Hatta bak sol tarafa yaklaştığımız zaman soldan, sağa yaklaştığımız zaman ise sağdan bir ses geliyor. Bu sayede sesle de artık hangi tarafa çok yaklaştığımızda görebiliyoruz. Şimdi kameramızı kapatıyorum. Koltuk ısıtmalarımızdan, direksiyon ısıtmamızdan, ön cam ısıtmamızdan dahi bahsettik. Araçta bir de Samet lamine camlar var. Bu lamine camlar çift cam anlamına geliyor bir derecede. O yüzden de yalıtım zaten sen de test ettin. Yalıtım çok başarılı bu aracın. Aracın diğer ayarlarına bastığım zaman ise kameraları isterseniz otomatik tek tuşa basaraktan yine kameraları devreye alabiliyorsunuz. Buraya kısa yolları eklemişler. Şerit koruma özelliği, durdur başlat özelliği, ardından park sensörlerini kapatıp açma, durdur başlat hepsini buradan görüyoruz. Bir de eğitim materyali diye bir bölüm eklenmiş. Bastığımız zaman eğitim materyalini de şuraya. Sürüş yardımı aracınızı şeridinde tutarak aracın hızını ve öndeki araç ile mesafesini kontrol ederek sürüş konforunuzu artırır. Sürücünün dikkatinin yerine geçmesi için tasarlanmamıştır. Lütfen her zaman bilinçli sürün ve elleriniz direksiyonda olsun. Sol izleme tekerleği kontrolündeki Assist düğmesine 2 kez basarak Drive Assist seçin. Sistemin hazır olduğu ekranda gösterilir. OK'ye basarak fonksiyonu etkinleştirin. Evet biraz uzun oldu burası ama bize de bu şekilde bir sistemle birlikte öğreticilik koymuşlar. Evet, ekranımız da bu şekilde. Buraları daha fazla değinmek isterseniz ayrıca bir ekran videosu çekmek lazım. Çünkü çok detaylı. Alt tarafına doğru geçtiğim zaman ise burada yine havalandırma menfezimiz yer alıyor ve burada işte en sevdiğim göz yer alıyor. Güneş gözlüğü veya başka bir malzeme koyma ve içerisi de yine kadife kaplı güzel bir bölüm. Buranın altındayız arkadaşlar. Şöyle biraz daha geniş açılı alayım sizlere. Çok güzel bir saklama gözü var. Saklama gözünde 2 tane Type-C çıkışı bulunuyor. 12 voltluk çakmaklık çıkışı bulunuyor. Burası çok geniş bir bölüm. Çok işlevsel, güzel de işe yarıyor. Geri çektiğim zaman burada 2 tane bardaklığım çıkıyor artık. Yanında Eco, Normal, Sport tuşlarını sürüş modlarına ayarladığım tuşum bulunuyor. Burada yeni vites seçicimiz var. Elektronik el frenimiz. Burada yine bir saklama gözü var. Ve kol dayamamız şu şekilde çift açılıyor. Burası neredeyse 1,5 litrelik suyu çok rahat alacak bir genişlik yer alıyor. Evet içeriden sanırım Samet unuttuğum atladığım bir şey var mıdır? Her şeyden bahsetmeye çalıştık. Ama yine söyleyeyim ekranları anlatmak için ayrı bir video çekmek lazım. Çok başarılı bir ekranlar var. Okunaklılığı net. Konfor odaklı bir araba. Sürat konusunda da fena değil. Evet içeriden bahsedecektim bu kadar. İstersen artık dışarıdan devam edelim. Evet arkadaşlar, bu muhteşem araçtan size elim dilim döndüğü kadarıyla anlatmaya çalıştım bugün. Fiyatlarını yan tarafa yazıyorum. Bu fiyatlar şu anda Kasım ayı fiyatlarıdır. Aralık Ocak ayında ne olacak biz de bilmiyoruz. Aracın geliş durumu ise arkadaşlar yine bölge müdürlerimize araç talep ediyoruz. Sizin adınıza bu şekilde araç buluyoruz. Araç gerçekten çok iyi satıyor. Ancak araç bulmakta şu dönemde zorlanıyoruz. Motorlarından değindim. Şanzımanı 8'leri tam otomatik tork konvertörlü. Onu söylememiştim. Onu da söyleyeyim sizlere. Evet arkadaşlar, yeni Astra ile ilgili söyleyebileceklerim bugün ise bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.